Fen ve teknoloji dersimize mitoz bölünmeyle devam ediyoruz arkadaşlar ki ben bu konuda ustayım söylüyorum. Evet, lisedeyken yani de çalışmıştım buna. Evet. Şimdi çocuklar mitoz bölünmeyle ilgili ilk olarak aslında mitoz bölünmeye başlamadan önce ilk bilmemiz gereken şey kromozom. Kromozomu konuşmuştuk hatırlarsanız bir önceki derste DNA genetik kodda. Ne vardı hocam kromozomun içinde? DNA. DNA'nın içerisinde nükleotit genler, genin içerisinde nükleotitler. Evet. Kromozom için bilmemiz gereken tek şey şu. Kromozom dediğimiz şey DNA parçalarından oluşan ve içerisinde özel bir protein taşıyan yapılardır şeklinde bilmemiz yeterli. Kromozomun özelliği şu. Her canlının kendine özgü sayıda kromozomu var. İşte insanların 46 kromozomu var. Belirli hastalıklar hariç. İşte ne bileyim moli balığının da 46 kromozomu var. İşte patatesin 48 kromozomu var. İşte gibi kedinin 38, soğanın 16 şeklinde. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi bizim 16 tane kromozomumuz olursa kazara soğana mı dönüşeceğiz? Böyle bir şey yok değil mi? Yok hayır. Bu sadece buradaki kromozom sayısı soğana özgü bir şey. Böyle bir şey olmuyor. Hatta ve hatta bizde 45 bile olsa biliyorsunuz hani Mongolizm 47 kromozomda Down sendromu çocuklara dönüşüyor. Yani farklı bir şey olacak. Yani kromozom fazlalığı deniyor. Hastalıkta denmiyor ayrıca geri gelmişken onu da söyleyeyim. Bir şey daha soracağım. Kromozom sayısının gelişmişlikle alakası var mı? Kesinlikle hiçbir alakası yok. Bir diğer maddemizde onu göstereceğiz zaten. Pardon, onun gelişini gördüm. Şu var. Mesela insanın da 46 kromozomu var. Buraya yazmamışız ama moli balığının da 46 kromozomu var. Veya daha gelişmiş bir şey söyleyeyim size. Eğrelti otunun kaç kromozomu var biliyor musunuz hocam? İki. Bu eğrelti otu çocuklar nedir biliyor musunuz? Bu karpuz standlarında alttaki yeşil otlar var ya. Hep eğrelti otu derlerdi bize ne olduğunu bilmeyiz. Aslında oradaki otlar bu eğrelti otu dediği şey. Aşk merdivenine benzer. Bravo aynen. Ve tamı tamına kaç kromozom var biliyor musunuz hocam? Tam 500 tane kromozom var. Yuh. 500 tane kromozom var. Yani tamamının demek ki kromozomla oluşan bir canlı aslında. O yüzden bu örneği aklımıza tuttuğumuzda insan 46, eğrelti otu 500. Tuttuğumuz zaman eğrelti otu aslında yani eğer kromozomluğun gelişmişle bir alakası olsaydı bize eğrelti otları yönetiyor olması gerekiyor evet. Değil mi? Yani, böyle, yani 540 10 katından daha fazla hatta. Evet konumuza devam ettiğimizde mitoz bölünme gelecek. Mitoz bölünme bizim için çok önemli. Ünite olarak da çok önemli. Diğer ünitelere faydası olarak da çok önemli. Şu mitoz bölünme biz daha döllenmiş yumurta yani zigot halinde olduğumuz andan ölünceye kadar devam ediyor. Hı. Yani hayat boyunca mitoz bölünme devam ediyor. Hı hı. Bu tek hücreli canlılar da bunu yapıyor. Biz de yapıyoruz. Tek hücreli canlılar ne yapıyor? Bölünme olduğuna göre bir şeyi ikiye bölerseniz ne olur? Tek başına yaşıyorsa üremiş olur. Hı hı. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda aslında üremeyi sağlıyor. Hı hı. Bizde ise üremeyi sağlamıyor. Bizde ne işe yarıyor? Diyelim ki işte 15 yaşındasınız. İşte boyunuz 1.50. Bir sene sonra boyunuz oldu 1.55. Buradaki uzamayı meydana getiren şey mitoz bölünme. Yani mitoz bölünmenin birinci görevi neymiş? Büyüme. İkinci görevi gelişme. Ne demek? Gelişme kelimesi zaten çocuklar genellikle zihnen gelişme anlamında kullanılır. Zihin anlamında kullanılır. İşte normalde yapamadığınız işlemleri daha hızlı yapmak veya ne bileyim işte bebeklerin işte kolunu bacağını daha az koordineli kullanması ama büyüdükçe bu koordinasyonun artması gibi gelişmeyi kabul edebiliriz zihnen bir sonuç süreç olduğu için. Yani biz de büyüme, gelişmeyi yapıyormuş mitoz bölümü. Unutmamamız gereken önemli şey bu. Üçüncü olarak diyelim ki Allah korusun maç yapıyoruz. Hocam halı sahaya çıktık. Ben çok hızlı girdim ayağınızı ve ayağınız kırıldı. Kavga çıkartırım. Ayağınız kırıldı. Şimdi ayağınız kırıldığında ayağınızı alçıya götürdük, alçıya aldılar. Ve ayağınızın iyileşmesi, kemiğinizin iyileşmesi mitoz bölünmeyle oluyor. Veya işte ne bileyim şu ekranın kenarını tutarken yani ekranın kenarı elimi kesti ve elim yarıldı, kanadı neyse bir süre sonra bu kanama durdu. Buradaki yaraların onarılması diye söyleyebileceğimiz şey yine mitoz bölünmeyle oluyor. O zaman mitoz bölünme çok hücreli canlılarda aslında 3 tane temel görevi var. 1- büyüme, 2 gelişme, 3 yaraların onarılması. Peki büyüme deyince şimdi mitoz bölünme, hani insan bir hücre halindeyken çok hızlı mitoz bölünmeleri vuruyor değil mi? Çok hızlı çünkü gelişiyor. Şimdi bebekken bu kadarsınız, bir sene sonra bu kadar olabiliyorsunuz. Evet. Ama bu bölünme giderek yavaşlıyor değil mi? Şimdi ben düşünsenize mitoz bölünmek için hop boyum 4 metreye çıkar.
Giderek yavaşlıyor mu bu? Tabii nasıl ki giderek oluyor? Yavaşlıyor. 25 yaşından sonra da tamamen, aslında 30 yaşında diyelim, 30 yaşından sonra da tamamen duruyor. Ve duraklama süreci. Aynı Osmanlı Devleti gibi aslında büyüme, gelişme, mitozun duraklama. Büyüme kısmı duruyor. Tabii ki. Büyüme kısmı duruyor. Gelişme, duraklama ve ondan sonra artık belli bir yaştan sonra da çöküş devresi başlıyor. Aynen. Peki. Devam ettiğimizde bunları konuştuk zaten. Hı hı. Şu madde önemli. Mitoz bölünme sonucunda, aslında mitoz bölünme şudur. Bu sayfayı alıp fotoğrafını çekersiniz. Bunun aynısı oluşur değil mi? Ya da fotokopi çekersiniz diyoruz sürekli. Birebir aynısı olur. Hiçbir fark olmaz. Mitoz bölünme budur. Alırsınız, fotokopisini çekersiniz. Birebir aynısı olur. Fakat birebir aynısı olurken, bu çok kaba bir tabirdir anlatım olarak ama aklınızda kalması gereken şey şu. Sadece ve sadece oluşan hücrelerin büyüklükleri ve organel sayıları farklı olabilir. Yani bir parçayı alıp ortadan ikiye kestiğinizde bir parça biraz daha büyük olabilir ama aynısıdır. Muzlu bir pastayı ortadan ikiye kestik. İkimiz de muzlu bir pasta yeriz ama birimiz belki biraz daha fazla yiyebilir, bir hainlik yaparsa kesen taraf. Öyle bir şey olabilir. Büyüklükleri farklı olabilir dedik. Organel sayısı, yani o pastanın içindeki muz sayısı biraz sizde daha farklı olabilir. Ben de biraz daha az olabilir şeklinde aklınızda tuttuğunuzda. Organel deyince olmuş. Çocuklar biliyorlar mı? Ribozom, mitokondri evet, vesaire. Evet, organelleri biliyorsunuz. 6. sınıfta gördüler aslında. İşte nedir bunlar? Mitokondri, işte sentrozom, ne var başka? Lizozom gibi organeller. Bölünmüşken mitokondri diyelim, hücrenin bu tarafında evet, kaldı. Oraya biraz gidiyor. Da, biraz daha fazla olabiliyor öbüründe. Ama öbüründe de mitokondri oluyor. Onda biraz daha az oluyor. Tamam. Evet, kassal çeşitlilik yokturla kastı şu. Az önce söylediğimiz şey fotokopi çekme. Yani muzlu pastayı aldık, ikiye böldük. İkisi de muzlu pasta. Çikolatalı pastaya dönüşmedi. Bir anda evet, çikolatalı veya çilekli pastaya dönüşmedi, kestik diye. Kalıtsal çeşitlilikte kastımız bu. Normalde günlük hayatta kalıtsal çeşitliliği anlatmak istersek de şudur. Mesela nasıl Vural hocamla ben birbirimize kesinlikle benzemiyoruz. Yüz olarak ve milyonlarca insan benzemiyor. Bu, insanların birbirine benzememesi demek, kalıtsal çeşitlilik demektir. Ama mitoz bölümünde kalıtsal çeşitlilik yoktur. Ya, olsa zaten çok saçma olur. Biz bölündükçe, geliştikçe şeklimiz değişiyor. Evet, kesinlikle. Farklı garip bir şekilde şekil ortaya çıkar. Evet, mesela ne bileyim, kol, eliniz kesildi. Kesildikten sonra farklı bir şekilde olsa, ne bileyim, elinizin ortasında işte bir siyah bir şerit bir anda falan. Yani, hani bir anda zenci. Zebra çıktı arasında. Zebra ya da pitikareli falan şekli. Evet. Bu şekli bir önceki şekli tarif edecek miyiz yoksa? Bu aslında üzerinde birazdan daha detaylı duracağız. Çok üzerinde durmamıza gerek yok. Tamam. Çünkü daha birazdan zaten detaylarına ineceğiz. Burada mitoz bölümünün evreleri var çünkü. Bu evrelere. Şekil, evet, evrelerimiz bizim için önemli. Şimdi şekli buraya koyduk. Çok güzel bir görsel aslında bu. Tamamen bize mitoz bölünmeyi anlatıyor. Mitoz bölünmenin aslında konu olarak anlamı da şudur. Eğer siz mitoz bölünmenin evrelerini tam olarak çözebilirse çocuklar, kafalarına tamamen yerleştirebilirlerse, mayoz bölünmede hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar. Çünkü mayoz bölünmede hemen hemen aynı şeyler olacak. Peki. Daha detaylı görsellerimiz var. Şu nedir hocam? Ben onları bir soracağım. Şu. Şunlar. Sentrozom diye bir şey öğrenmiştik. Sentriol diye geçer. Sentriol yazamıyorum ben ama. Sentriol ya da sentriol diye olarak geçer. Bunlar hayvan hücresidir. Nereden biliyoruz hayvan hücresi olduğunu? Yuvarlak olmasından hayvan hücresi olduğunu fark ediyoruz zaten değil mi? Ve içerisinde de sentrozomlar ya da sentroiller var. Bunlar iyi iplikleri oluşturacak bize. Gelişim şekli nasıldır? Peki buradaki oluşum şekli. İşleyecek miyiz daha sonra? İşleyeceğiz tabii ki. Detaylı olarak işleyeceğiz. Sadece bu görseli odalarına hani çıkarıp asmalar için koydum ben buraya açıkçası. Yoksa PDF'in çıktısını alıyorsunuz hemen. Kesinlikle. Bunu odanızın bir yerine asın duvarınıza. Anlattığım zaman, çünkü çok detaylı bir şekilde göreceksiniz. Şimdi bir şeyin hazırlık evresi demek, o evrenin içinde midir, dışında mıdır? İçindedir. Dışındadır. Hazırlık evresi. Hazırlanıyorsunuz değil mi? Ha, pikniğe gideceğiz mesela. Evde hazırlanıyoruz artık. Pikniğe değiliz. Pikniğe gidip de hazırlanırsan dayak yersin. Aynen öyle. Evde hazırlandınız. Hazırlanırken ne yaptınız? İşte bir şeyleri koydunuz içine falan filan. Ama şu an daha pikniğe başlamadınız. Değil mi? Bu da aynı şekilde. Hazırlık evresi, yani interfaz. Bu evrede hücre daha bölünmeye başlamıyor. Sadece bölünme için bir hazırlık yapıyor. Diyor ki, karar veriyor DNA. Aa, hadi bakalım bölünelim falan diyor. Büyüdük yeterince diyor. Bölünmek için karar veriyor ve ilk ve tek yaptığı şey bölünmeye başlamadan önce DNA'sını eşlemek. DNA'sını eşleyecek ki diğerine verdiği DNA'ları paylaştığında ikisinde yönetici bir molekülü olsun ortalıkta. Yoksa 3 gün sonra ölür. Burada
Parantez içinde bölünme sıralarında yazdığımız kelimeler, interfaz, profaz falan devam edecek bunlar. Bunlar MEB'in kazanımların içerisinde yok. Fakat soru bankalarında çıkabiliyor karşınıza. Aa, bu interfaz evresi de nedir diye şaşırmayın diye parantez içinde hepsine yazdık. Fakat ezbere bilmek zorunda mısınız? Değilsiniz bence. MEB sınavlarında. Evet, ama hani sınavlarda karşınıza çıktığı zaman sıkıntı yaşamayın diye yazdık. Gelelim asıl evreye. Birinci evre mitoz ve mayoz bölünmenin aslında ana evresi. Çünkü işin %80'i bittiği yer burası. Ve bunu kesinlikle evreleri adım adım aklımızda tutmamız gerekiyor. Şekilleriyle beraber. Niye? Çünkü şekilleri veriyor. Diyor ki bu hangi evrede? Özellikle şu resim, şu görsel bizim için önemli. Bu görsel hangi evrededir diye direkt görseli bile sorabiliyor. Birinci evrede olan olay şu. İlk olarak çekirdek zarı erimeye başlıyor. Nedir çekirdek zarı? Şuradaki zar. Bu zar erimeye başlıyor. Ne var bu zarın içerisinde? Kromatin iplikler var. Kalıtım maddeleri var. DNA var. İyi iplikleri oluşmaya başlıyor ve sentroller kendine eşliyor. Şimdi bu şekilde söyleyince akılda tutması zor. Fakat bunu biraz daha görsel mantığa çevirirsek şöyle düşünebilirsiniz. İçeride küçük iplik çıktısın hocam. Ve içinde bulunduğun duvarlar erimeye başlıyor ve bir sıvının içindesin. Ve oradan gitmek istemiyorsun. Küçük küçük delikler açılıyor. Çekirdek zarı erimeye başlıyor. Ne yaparsın bu deliklerden kaçmamak için? En yakındakine sarılırsın. Birbirine kapıdan sığmamak için birbirinin üzerine yapışırsın. Kısalıp kalınlaşırsın. Yani neyi oluşturursunuz? Kromozomlar oluşturursunuz. Kalınlaştınız. Artık kalınlaştığınız için burada olduğu gibi deliklerden sığmıyorsunuz. Fakat duvarlar erimeye devam ediyor. Duvarlar eridikçe ve siz orada kalmak istiyorsunuz, ne yapmak istersiniz? Akan bir şeyde durmak için aynı yerde bir şeye tutunmanız gerekir, değil mi? Bunlar da aynı mantık. Neye tutunuyor? Oluşan iyi ipliklerine tutunuyor. Zaten birinci evrenin sonunda iyi iplikleri oluşuyor ve buradaki kromozomlar bunlara tutunuyor. Bu tutunma işlemi de bittikten sonra zaten işin %80'i 90'ı bitmiş oluyor. Yani aklımıza ne kalması gerekiyor? Bir, çekirdek zarı erimeye başlıyor. Eriyor sonunda. Kromozomlar oluşuyor. Kromatiplikler kısalıp kalınlaştı. Kromozomlar oluştu. Delikten sığmamak için. Üçüncü olarak da iyi iplikler oluştu ve bunlar iyi ipliklerine sıkıca tutundular. İyi iplikler hangileri? Şunlar. Şu sarı sarı gösterdiğimiz iplikler bunlar iyi iplikleridir. Şimdi burada bir tane sentrozom vardı. İlk fotoğrafta bakabilir miyiz bir arada? Bir taneydi. Sentrozom birdi. İkiye çıktı. Zaten hazırlık aşamasında mı oluyor bu? Hayır. Birinci evrede oluyor. Birinci devamında evrede. Söyleyecektim. Birinci evrenin devamında ne oluyor? Sentrozom kendine eşliyor. Çünkü neden? İpliklerin karşılıklı olarak tutulması gereken, iyi ipliklerini oluşturan ve tutan şey aslında bu sentrozomlar. Sentrioller. Bu iyi ipliklerini oluşturmak için kendine eşlemesi gerekiyor. Ve son olarak da sentrioller, yani şunlar kendine eşliyor. Karşılıklı olarak geçip bunları tutunuyorlar. Tamam. Şimdi geliyorlar böyle. Evet. Gelelim ikinci evreye. Aslında birinci evrede işin %80'i bitti. Neden? Çünkü bir satır bir şey var. Dünyanın ortasına biz ne diyoruz hocam? Ekvator. Evet, dünyanın ortasından geçen hayal çizgiye ekvator diyoruz. Niye? Çünkü onun ortasını gösterebilmek için. Aynı şekilde hücrenin ortasını gösterebilmek için de biz hücrenin ekvatoru kelimesini kullanıyoruz. İkinci evre, yani metafaz evresinde olan tek şey kromozomların, kardeş kromozomların hücrenin ortasına, yani ekvatoruna dizilmesi. Şunu söyleyelim. Kardeş kromozom demek birbirinin aynısı olan iki kromozom demektir. Kardeş kromatitler olarak da geçer. Ve kromozomun normalde çizilişi şöyledir. Açık bir şekilde çizersek. Şöyle bir papatya gibi. Bu bizim kromozomumuzdur. Kardeş kromozomlar kelimesi çok fazla geçer. Ve kardeş kromozom kelimesi özellikle bizim kullandığımız bölüme çeşitli mitoz bölümünün içinde çok fazla kardeş kromozom kelimesini telaffuz edeceğiz zaten devam ettikçe de. Devamında üçüncü evre geliyor. Üçüncü evrede artık, peki şuradan devam edelim. Dünyanın üst ve en alt noktasına biz ne diyoruz hocam? Kutuplar. Kutuplar diyoruz. Aynı şekilde burada da hücrenin en üst ve en alt noktasına hücrenin kutupları diyeceğiz. Kardeş kromatitler, yine kardeş kelimesi geçiyor, dikkat edin. Kardeş kromatitler kutuplara çekiliyor. Kardeş kutuplara çekildiği anda, kardeş kromozomlar kutuplara kromatitler kutuplara çekildiği anda üçüncü evre son bulmuş oluyor. Çekildiği anda, tamamıyla çekildiği evet, anda mı? Çekildiği anda iş bitiyor. Üçüncü evredeki anafaz evresinde olan olay şu, kardeş kromatitlerin kutuplara çekilmesi bitti. İkinci evrede ne olmuştu? Ekvatora dizilmişti. Üçüncü evrede kutuplara çekildi.
Tamam. Gelelim dördüncü evre, yani telofaz evresine. Hı hı. Dördüncü evreye dikkat ederseniz kelimeler hocam, aslında bunlar bir şeyin tersi. Şöyle geri döneyim size. Şuraya bir de dikkat edin çocuklar, şuradaki cümlelere. Çekirdek zarı erimeye başlamıştı birincide. Kromozomlar, hı hı, oluşmaya başlamıştı. İyi iplikte oluşmaya başlamıştı. Dördüncü evreye gelelim. Çekirdek zarı oluşmaya başladı. Erimişti, tekrar oluşuyor. Tekrar oluşmaya başladı. Yani aslında özet olarak dördüncü evre telofaz evresi neyin tam tersi? Birinci evrenin, hı hı, tam tersi aslında baktığımızda. Kromozomlar oluşmuştu. Kromatin ipliklerine geri dönüştüler. İnceliyorlar tekrardan. Evet. İyi iplikleri kayboldu çünkü ilk başta oluşmuştu hatırlarsanız. Hı hı. Ve dördüncü evreyi bitirmiş oluyoruz. Fakat dördüncü evrenin sonunda az iş bitmiyor. Stoplazma bölünmesi diye evre devam ediyor aslında. Hı hı. Stoplazma bölünmesinde ise hayvan hücrelerinde boğumlanarak gerçekleşiyor bu. Bitki hücrelerinde ise bir fark var. Bitki hücresinin mitoz bölünmesine geçirmesi için tek fark geçirirken son kısımda boğumlanma olmuyor. Onun yerine şöyle bir bitki hücresi çizersek, bitki hücresi köşeli oluyor biliyorsunuz hocam. Hı hı. Şöyle çizelim bitki hücresini. Bir ara lamel oluşuyor. Bitki hücresinin en önemli kısmı budur. Son kısımda boğumlanma olmaz. Boğumlanma yerine ara lamel oluşturarak birbirinden ayrılırlar. Çünkü, neden? Çünkü bitki hücresinin dış yapısında selüloz biraz ağır. Bravo. Selüloz demeyelim ama sert bir yapı. Sert bir yapı var. Boğumlanamıyor. Yani odunu boğumlayabilir misiniz? Boğumlayamazsınız. O da ne yapıyor? Diye giriyor odunu, sonra aradan kesiyorlar böyle. Bravo. Ara lamel veya ara kesit de diyebiliyor bazı kitaplarda. Hep aynı şeye çıkar. Bitki hücresinin tek farkı o zaman şudur. Boğumlanma yok. Boğumlanma yerine ara lamel, ara kesit diye bir ama diğer evreler var. Diğer evreler tamamen aynı. Çocuklar, mitoz bölünmenin, tekrar söylüyorum, bu videonun aslında önemi şu. Bir sonraki yapacağımız videoda mayoz bölünmeyi konuşacağız. Hı hı. Mayoz bölünmenin temeli burada anlattığımız şeylerdir. Çok 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 benzeyecek. O yüzden bu videoyu tamamen anlamadan lütfen mayoz bölünmeye geçmeyin.